Yem 5 lira, yem. Yem mi 5 lira acaba? Yem verdim ama. Yemlerini 5 lira aldım. Akşam yemini 5 lira da. Hiç kamerayı açtım. Hiç kamerayı açtım melek demiyor. Yok canım. He. Anam abi bunu çamura sokmuşlar ha. Kimi? Vallahi çamura sokmuşlar abi. Kimi kimi? Beyaz tavuğa baksana. Ana. Nerede? Ben ne mi buldum? Bunda da çıkmışlar ben. Allah'ım ya. Hayvanı ne yapmışlar? Gel Osman'ım gel. Ana çamura sokmuş hakikaten. He ya. Ne yapıyorsun hayvanı? Ama da çamur etmiş iyisen. Sizi gidi hainler seni sizi. Gördün mü sen onu? Kim? Çillorluzu. Yo. Görmedin mi? Yürü yemin yürü. O akşam oldu çıkar geliyor. Yok. Arkaya kaçtı. Ya oraya kaçtı. Ya bir yere saklandı. Burada da yok. Burada. Ya. Allah nereye gitti acaba? Bilmiyorum ki. Şu kovayı doldurayım odunla da. Şu tavukların yumurtasıyla bakalım da alalım bunları. Gördün burada mı? Yok burada yok. Yok yok onu arıyorum valla. Adam şimdi, şimdiye kaybettik arkadaşlar. Şimdi yok. Allah Allah. Orada mı? Yok. Yok yok. Nereye gitti acaba? Yok. Burada odunu sen böyle mi aldın? Öyle doldurayım işte. İrilerden birilerden dolduralım. Oraya oymuşsun tüner gibi. Ha oydum ne yapayım? Allah'ım. Derler ya yananla yenene ne dayanır diye arkadaşlar. Valla hiçbir şey dayanmıyor. Oturan sobaya koyuyor yani ne yapalım? İçeride kuzine göre. Değil mi? Yumurtalara bakalım mı şu yumurtalara? Nereye gitti şimdi? Ama yumurtaları alalım ya. Ben de sana alalım diyorum da. Niye koyacağız? Konuk canıma sıktı ya. Allah Allah. Nereye gitti bu hayvan? Yeme. Orada var mı acaba? Yok ya orada yok. Şükrü! Orada mı? Allah'ım yarabbim komşunun o tarafa geçmiş bak. Aradım o kadar da. Ana diye bu. Nerede oğlum? Osman? Hmm.
Bak 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 nasıl kayıyor bak. Şükrü sen oradan bu tarafa gel oradan. Bizim çillahını saçaktır bakın şimdi. Geliyor. Valla baya tangır tungur geliyor. Geldi mi? Ahırın üstünde ahırın. Geldi mi? İyi ya şükür ya. Ceren gelmiş. Valla. Biz aşağı ineri geldi o zaman. Bilmiyorum. İndi mi? Yo ahırın üstünde oradan pişiresene onu. Nasıl? Ahırın üstünde daha o. Gel bak gel. Gel hadi gel. Gel hadi gel. Bakın. Bili gel, bili gel, çilli oruzum, gel, gel, gel. Başımız dertte senden gel. Senin evin yurdun yok mu da sen komşuya gidiyorsun boyuna gel. Gel. Gelsene, in aşağı. Ceylanlar gelmiş mi? Hele şükürler olsun Allah'ım. Üçüncü akşam diyende geldi arkadaşlar ceylanlarımız. Elektriğimiz elektriğimiz. Üçüncü akşam diyende geldi. Çok şükürler olsun. Gel. Bili 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 bili. Şükrü horoz burada mı kalacak? Haydi gel haydi gel haydi. Haydi gel oğlum aşağı gel aşağı gel haydi. Gel. Bakın arkadaşlar inmiyor aşağı. Şükrü! Horoz burada mı kalacak? İncisine hayvanı. Şurada bilmiyor ne yapacağını. Hangine bakacağını. Haydi gel haydi haydi. Gel oğlum gel gel gel. 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 Gel haydi. Hay, biri 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 biri. Hele nasıl kakalıyor? Hayvanı iyi bunu kopartacak. Allah seni ıslah etmesin, iyi mi? Sen diyorum seni seni seni. Kamerayla diyorum seni. Ha, kameramla diyorum seni. Kız niye doğdurun kendi onu bakı? Bizim horoz gitti giden. Bili 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 bili. Zoruna indirdim aşağıya. Bir sopa salladım yukarı. Çabuk in aşağıya dedim buna. Ha? Sen ne işin var oğlum komşunun evine doğru lan? He mi? Ne işin var? Senin kapın yok mu? Şurası da hayvanları suluyor arkadaşlar. Ya bunu acayip tabii ha. Değil mi? İçiyorlar mı? İçtiler mi? Ya içiyorlar. Ne oldu sağ Osman? Ne kanatlarını salladın öyle? He, yürü gidin yerize yürü. Tutma tutma. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi sen? Değil mi? Sen değil mi Osman'a? Şurası şimdi yumurtalara bakacak arkadaşlar. Elektriği de var elinde. Allah'ım ya Rabbim. Ha, senin var da benim fenerim mi yok? Geçen arkadaşlar diye yanı saydın yumurtayı diye. Vallahi şimdi saymıyorum ha. Esas mı? Vallahi diye yanı saydın abi Şükrü abi diye. Kaç eşik mi saydın? Eşik saydım da. Eşik mi saymışsın? Eşik saymışsın. Ver oradan şey, şeyi ver bak sana. Sağını ver. Ha, şimdi doğru sayacağım yumurtayı. Yumurtalı arkada şey oldu ya. Altın oldu. Şöyle bir. Holu bırak yine bir tane. İki.
Arada sova daha yumurtlamazlar beni şimdi. 3, 4. Doğru sayı. Gezer güzel. Oo, 5. 4 oldu. 5, 6, 7. Bir tane oldu bırak ya. Evet. Ana bunu bir şey kırmayı yemiş. O kırığı bırak. Kırmıyor. Ayaklarına da kırılabilir. He. Kırığı bırak. Valla bilmiyorum ayağım. Bu mu kırık acaba? Yok. O kırık değil. Kaç tane aldın Şükrü? Valla kafa karıştı yine. Niye? Al sağını aşağı indi bakalım. Kol bıraktın mı? Ha, bir tane bıraktım. Al sağ yumurta işte. Evet. Say bakalım şimdi. 2, 4, 6, 8, 9 tane. Evet arkadaşlar, yanlış yok bu sefer değil mi? Bir de orada var 10 tane. Maşallah. Bu da Allah nazarlardan saklasın. 3-4 günlük yumurtamız. Her gün böyle olsa evet. Ne olur? Allah. Hadi arkadaşlar gidelim. Odunu aldık. Yumurtayı da aldık. Bir kaşık da tereyağı atalım içine. Allah bereket versin. Haydi. Kapatalım yine, iyi mi? Tamam. Akşam horoz öter mi ya? Hiç sorma. Ben ilk defa duyuyorum ha. Sabahın örter, bir öğlen örter. Öter değil mi? Sen öyle san. Her şey değişti, değişti. Değişti mi? İşlerimizi yaptık arkadaşlar. Sıra bize geldi. İşte yağ damlatayım ona. Meral abi üşüttün herhalde ya. Çok soğuktu. Değil mi? Dışarılar çok soğuktu. Vallahi çok soğuktu. Vallahi üşümüş ya. Şöyle azıcık gene şöyle. Kendi yağsı yeter ona. Çok az bir şey. Tuzunu da atacağım arkadaşlar. Ay. Su koymadan. Tavada. Şöyle. Çok da tuzlu olmasın. Tuzlu zarar. Zarar. Evet. Ağzını kapatayım. Tabii ki ben dışarı çıkmadan bugün hamur yoğurdum. Daha sabah yoğurdum arkadaşlar hamurumu. Bir ekmek pişirdik sabahleyin yedik. Ekmekçi falan gelmedi. Ne yapacağız? Mecbur evde unumuz olduğu için ekmeğimizi de evde yapacağız. Nasıl da güzel kabardı vallahi, tamam. Sorma ya. He. Ye beni diyor. Bu beni ye diyor, evet doğru söyledin Şurus'ta. Enine kendine kabardı. Onu da yeriz ya, ne yapalım. Ekmeğimi de pişireceğim şimdi sizlerle beraber. Çayımı da demledim bakır demliğe. Allah'ım hiçbir şeyin eksikliğini göstermesin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bismillahirrahmanirrahim. Hamurum ne güzel kabarmış. Bu da burada bitsin. Hem de biz de sizlerle muhabbet edelim. Yapalım biraz. Bahsettim videolarımda da sahte arkadaşlar. Dünkü çektiğim videoda da bahsettim. Ceyran yok. İnternet yok. Kendi telefonumuzdaki internet bile yok oldu yani. Ulaşım sağlayamadık çocuklarımızla. Yani başka bir dünyaya gittik yani. Önceki şu yedek videolarım, ben zaten hep söylüyorum ya, benim kızım yapıyor işimi diye. Ben yüklüyorum, o yayınlıyor işte, yazıyor başlığını. Asiye'nin videolarımı yayınladı 2 gündür.
Ama Allah'ım hiçbir şeyin yoksulluğunu göstermesin arkadaşlar. Amin amin. Vallahi çok böyle hani çamaşırı yıkadamıyorsun, süt mayaladım, yayım var yayılacak. Ondan sonra sütçü gelmez belki dedim, yarın dedim kar çok yağdı dün. O sütleri de topladım, mayaladım. İki yayık oldu. Şimdi yayım benim çok büyük değil, yayım küçük. Şu şöyle alalım ki sapı da yanmasın bu arada. Ha. Evet, süpürge açamıyorsun. Ne bileyim ben, elimiz kolumuz bağlandı. Ezen sesi duyamıyorsun. Ezenimiz okunmadı iki gündür. Biz duymuyoruz. Tabii hocamız camisine gider, ibadetini orada görevini yapar ama biz duymuyoruz. Yani her şeyden mahrum kaldık. Daha ötesi çocuklarımızdan mahrum kaldık. Sizlerden, yani konuştuğum arkadaşların sesinden mahrum kaldık. Görüşemedik. Çok şükür olsun sonunda Oktay'a ulaştık. Şükürse bugün gittik organa. Melek dedi şarjları doldurayım en azından. İşte arabaları takarız, kablo alayım geleyim dedi. Öyle biraz korganda da ceylan yokmuş. Korganda diyor bir metre kar var diyor. Allah bir metre. Son işte arabalara taktık şarjları falan. Ancak bir şarj yaptık, bir 50 şarja çıktı benimki. Şükür de kendini taktı, biraz onu çıktı derken akşamdan da ceylanlarımız geldi. Çok şükürler olsun. Allah'ıma hamd olsun. Allah hiçbir şeyin yoksulluğunu göstermesin. Böyle işte canlarım ya, sultanlarım. Vallahi çok hayat kötü ya. Hayat devam ediyor. Vallahi insan böyle boş bugünün içinde gibi oluyor aynı. Bu şey o kadar alışmışık ki, televizyon yok. Ne bileyim ben. İnternete alışmış yok. Yani. Her şeye. Allah hiçbir şeyin yoksulluğunu göstermesin. Biz burada löpüz yaktık. Diğer taraflar yok. Şurası dedim ki Atakan. Şurası da löpüzü buradan çıkar. Tüp yani ne olur ne olmaz. Salona koyduk onu. Her taraf karanlık. Şurun elinde bir elektriği var. Ondan gidiyor gece hayvanlara bayılan bahmet. Allah razı olsun abi yatmış ya. Hayvanlarımızı dolaşıyor arada bir Şurası da. Tabii ki onları ihmal etmiyoruz. Böyle işte ya arkadaşlar ya. Ölümlü dünyada diyorum yani hep böyle yalan olacağız bir gün. Vallahi. Herkes yalan olacak hep zaten. Hep yalan olacağız. Bu dünyaya gelmemiş, hiçbir şey yapmamış. Aynen öyle, aynen öyle. Hiçbir aynen şey olmamış öyle. Gibi devam edeceğiz, kaybolup gideceğiz. Aynen öyle. Şöyle çevirelim mi? Hamurum var ya, şu Hüsnü'de korkandan tavuk almış bugün. Çay da yapayım dedim, ekmek pişireyim sıcak. Onu da pişireyim. Yeter bize. Vallahi korkana kırgına gittim arkadaşlar. Evet. Var ya, yanıyor adam soğukta. Vallahi yanıyor. Yeter dedim bize dedim. Ben de biraz dinlendim. Saat 2:30'a kadar dinlendim bugün. Çok şükürler olsun. Hayvanlarından işte. Dinlendim derken yine tabii ahırımıza çıkıyoruz. Kapıya hayvanlar var, ahırda var, tavuklar var. Onlar bile ilkinde yemini nasıl bekliyor arkadaşlar? İlkinde yemini yemeyince kümese girmiyorlar. İkindi de akşamı da istiyor. İstiyorlar. Ya. İkisini de istiyor. Ya. Ama çilli de başka taraflardan buluyor. Çilli buraya düştü ya. Ne yapacağım bilmiyorum bu çilliyi ben. Bu karda kışta geziyor devamlı. O karda niye gitmiş o zaman? Çok kar vardı. Aa, bilmiyorum valla. Uçuyor herhalde. Sabah karını gösteremedik sizlere tabii ki. Bütün fındıkların dalları yerdeydi. Bizim evin önleri nasıl olmuş böyle kar burada. Bir tane arkadaş Facebook atmış. Yaylaya gidiyoruz diyor. Korganın üst tarafı bir metre kar vardı. Şimdi ben tanıyorum oraları. Nereye yaylaya? Yaylaya gidilmez. Asla gidilmez. Yok ya nerede gidiyor? Yok anacığım yok. Yaylaya gidilir mi? Yok. Bakın tavayı sizlerle beraber attık arkadaşlar nasıl kaynıyor. Bu tavamın da altı kalın arkadaşlar böyle çabuk oluyor böyle işler güzel oluyor. Öyle hanım hayat böyle devam ediyor ne yapalım ne mecbur. Da? Yapacak bir şey yok. Birazcık da yorumlara göz attım tabii ki.
Tüngel videomun altına bir tanesi şey yazmış. Ne yazmış? Beletçi yazmış bana. Herhalde kendisi beletçi de. Sen beletçi yazmış. Bana beletçi yazmış. Vay be. Nereden aldın onları beletçi diyor. Nereden aldığımı niye söyleyeyim? Belki sen de gider alırsın oradan beletçilik yaparsın. Onun için söylemem, kusura bakma. Hani parayı aldık ya. Ya niye söylüyorsun? Şu Rus'ta milyonlar izledi onu ben. Söyledim de sahte parayla aldım. Cem Lov'um getirmiş, Emin Kuzu getirmiş diye söyledim sahte. Çarpmadım. Yani isteyip arsızlık da yapmadım arkadaşlar. Yani istemek de güzel bir şey. Hani gönlün kaldığı bir şeyi istersin. Arsızlık derler ama arsızlık da yapmadım. Yani benim bir şey yapmam milletin niye rahatsız ediyor bu kadar? Birisi de şey yazmış. Aynı kişi herhalde yine o. Yanlışım olmazsa. Tahlilçi diyor. Arkadaşlar benim kimseye taklit yapmaya ihtiyacım yok. Dikkat ediyorsanız taklit yapanlar var sahte. Var aynen. Evet. Ama şu bir tanesi yazmıştı dedi Melek abla. Sen hep taklit yapıyor diyor. Evet, taklit yapanlar var sahte. Siz niye bu kadar yani size para mı verip de gönderiyorlar? Allah'ı severseniz. Ne veriyorlar size? Taklit yapıyor. Ne? Sobamı yaktım, ekmeğimi attım. Taklit mi? Melek abla diyor, sen ne yaparsan diye. Tavamı soban üstüne aldım. Aynısını yapıyor diyor. Demliğimi alalı kaç sene oldu? Taklit mi? Yani bunlar taklit mi arkadaşlar? Kabımı süpürmem taklit mi? Ne bileyim ben işte, hani dışarıda benim bahçemde çalışmam taklit mi? Siz ne yiyip ne içiyorsunuz? Neden kafasını yaşıyorsunuz? Ama bir tanesi yazmış, Melek ablamın çiftliği diyor. Yani her şeyimiz taklit mi? Melek Hanım'ın çiftliği burası arkadaşlar. Yani gündelik yaşamıyoruz arkadaşlar, görüyorsunuz yani. Gündelik ahıra hayvan bağlamıyoruz. Gündelik ne bileyim ben demlik koymuyoruz ateşe, gündelik semaver yakmıyoruz. Zamanı geldiğinde, gerektiğinde kah içeride, kah balonda, kah dışarıdayız. Yani evimiz belli, mekanımız belli. Çok şükürler olsun. Aynen öyle. Belki onu yazana da tüngel ezmesi nasip olacak. O da bir beleş. Beleş yemiş olur. Onu demek ki ahlin arası yok. Değil mi? Yok. Vallahi böyle insanlara da üzülüyorum arkadaşlar. Soba da yandı ya, biraz da ben açık dışarıdan geldiğim gibi hemen tabii ki tavalara ateş atmadım. Şu usta da geldi. Üstümüz başımızı değişti. Üstünü bilen değişti. Ben oraya girmedim zaten. Biraz şuraya doğru mayışmışım. Biraz da Esra'yı izledim. Böyle zaman geçiriyoruz. Kış günü şimdi. Evet, izleyeceğiz tabii ya. Biz de insanız da. Biz de insanız. Evet, şu ustan dediği gibi doğru söylüyor usta da. Biz taştan değil ya, biz de bir insanız. Biz de insanız, evet. Yani bizim de bir anamız, bir babamız vardı. Rahmetli oldular. Arkadaşlar benim kimseyi taklit yapma gibi bir cevabım yok, bir düşüncem yok. Rabbim bana taklit yapmak değil, yetenek verdi sahte, vermiş sahte. Yaradan bana yeteneğimi vermiş sahte, becerimi vermiş, elim ayağımı vermiş, kafamda beynimi koymuş. Gidin de siz beyinsizlere yazın onu. Affedersiniz beni de. Şuna da bakmayın canlar. Yani. Rabbim vermiş sahte bana ne vereceğiz sen. Melek Hanım yine ufaktan bir sinirlenmiş yine. Sinirlenmedim. İşte mi? İki günde bakamadım. Bu akşam iki gün arkadaşlar. Bu akşam bakacağız. Dedim yok. Bir bakayım, azıcık göz atayım dedim. Bu akşam inşallah beğenilerimizi koyacağız. Bakacağız. Güzelce okuyacağız. İki üç günden beri ceyran yoktu arkadaşlar. Ceyranımız yok diye söyledik sahte. Evet evet. Bunu böyle ceyran bile olsaydı yani. Ben daha size dünden kar videolarını gönderirdim. Ama yükleyebilirsek, tabii yetiştirebilirsek, yarına ceyranlarımız kesilmezse, Allah nasip ederse, yarına kar videomuz gelir. İnşallah. İnşallah. Öyle işte. İki odun atayım. Ateşe şu Rus'ta. Odun istiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bir çevireyim de. Bir boy daha çevireyim şimdi.
Yapalım arkadaşlar. Dışarıda daha bir şey yapamıyoruz. Donu yapalım şurada. Balkonda da çok soğuk arkadaşlar. Abi balkonda soğuk. Yakıyor adam valla soğuk. Adamın kemiklerini ağrıdı ya. Bak. Azıcık tuzla bu tarafına demireceğim şöyle. Azıcık. Hamurunu incecik bazladım arkadaşlar. Vallahi incecik böyle var ya. Nasıl kabardı somun oldu. Onu da orada düşsün. Ben de yavaş çıksam masamı hazırlayayım. Hadi şuna bak, hava da gidiyor. Bak şuna bak. Donmuş donmuş. Nar gibi pişirdim arkadaşlar. Hiç su falan koymadım. Kendi su yine. Tavama halı ateşe de koymadım. Buhar yine. Böyle. Duman çıkıyor. Duman çıkar tabii ateşte bir şişiyor. Değil mi? Sırtın. Kaynar ekmeği hiç tutamam böyle. Kaynar bir şeyi hiç tutamam arkadaşlar. Niye bu iki tabağı verdin bana? Şu tabağı bana ver. Allah Allah. Al ekmek sağ. Oo. Nasıl güzel değil mi? Bu salatayı ben alayım. Bu çok salatayı sağa koydum. Tamam şimdi. Bunu da oraya al. Yana al. Ha. Afiyet olsun. Ekmeği yağlamadık arkadaşlar. Her gün de yağlı ekmek yemiyor valla. Değil mi? Valla abi ekmekle çay içsek yine yetiyor ha. Aç karnımı doyurayım işte, bana açsın diye de şimdi karnımı aç. Şimdi karnımı doyurayım. Huzurun oldu mu? He. Sağlığın yerinde olunca arkadaşlar. Huzur, sağlık olur mu? Önce sağlık, sonra huzur tabii ki. Yerinde olunca yemin de arkasından her şey geliyor güzellikle. Kim ne derse desin, onun da değiller. Herkes dönsün, kendi karakterini bir şöyle gözden geçirsin. Ekmeğin biçerken hemen salatamı da yaptım. Olmuş mu? Güzel, hayat sağlık. Afiyet olsun. Sabah da yine böyle bir tane ekmek pişirdim. Bol tereyağlı yumurta kırdık tavaya. İki yumurta şuraya, iki yumurta bana. Kahvaltılık koyduk.
Ondan kalan ekmeğim de var. Şöyle iki elim kadar vardı. Onu da hayvanlara verdim şimdi. Kaynar yiyemez bunlar. Ekmekçi yarın sabah gelip ekle. Teknede az bir şey daha hamurum var. Bize yetiyor yarın zaten. Dolaba bıraktım bunu da. Eşimesin. Arkadaşlar buyurun gel yemek yiyelim. Gece oldu mu ne var? Çocukluğumuzda tabii ki arkadaşlar biz hep davet ediyoruz. Yolu düşen inşallah geliyor da gelecek de Allah nasip evet, ederse. Böyle ısırık ekmek her zaman pişirdiğim zaman hep çocukluğum aklıma geliyor arkadaşlar. Sabah çayına anacığım böyle bir ekmek pişirirdi. Akşamdan da dolmamız varsa o günden, bir gün öncekinden dolma sudu yanına. Pancar süzmemiz varsa pancar süzmesi kavurdu. Böreğimiz varsa börek yapardı. Yani hiç aç gezdirmeden acıvasım. Hep aklıma gelir. Az önce de Oktay'la konuştuk. Anne ne yapıyorsunuz diyor. Oğlum ne yapalım dedim. Yemek yiyeceğiz, ekmek pişirdim, gel yiyelim dedim. Keşke gelebilsem anne hemen diyor. Yani Oktay'ım da çok sever. Kızlarım da çok sever. Hele Özür tereyağlısına bayılır bunu. Çocuğum. Çocuklarımın hepsi sever. Yani ısırık ekmeği. Ya, hep aklıma geliyor arkadaşlar. Her yani yiyoruz içiyoruz ama çoluğun çocuğun sevdiği hep insan aklına geliyor. İnşallah onları da geldiklerine bol bol yapar yediririm. Daha ne diyeyim artık yapacak bir şey yok. Yeter ki iyi olsunlar. Sağlıkla yerinde olsun da. Gurbetçilik diyorum. Çok zor diyorum. Her zaman da yani gurbetçilik gerçekten çok zor. Biz de şu an gurbetçiyiz burada. Çoluğumuzdan çocuğumuzdan ayrıyız. Biz de gurbetçilik çekiyoruz. Öyle değil mi? Evet. Yeter ki sağlıklar yerinde olsun. Nereye gidiyorsun?